akşamlar Kanal 3 Ana Haber'e hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senatoda reddedilmesi için Türkler ayaklandı. On binlerce Türk Paris'te gösteri yaptı. Der o bunamış, Kevseri der o bunamış, dersi dedesinden almış, soykırım sana mı kalmış? İnek Sarkozy, Sarkozy, İnek Sarkozy, Sarkozy. Ellerinde Türk bayraklarıyla Paris'te resmen çıkarma yaptılar. On binlerce Türk Paris'in Denfert-Rochereau meydanını doldurdu. Fransa'nın dört bir yanından ve Avrupa'nın Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerinden gelen Türkler sözde Ermeni soykırımının inkarının senatoya gelmesinden önce ayaklandılar. Fransa Türk Dernekleri Koordinasyon Birliği'nden alınan bilgiye göre yaklaşık 526 otobüs dolusu Türk vatandaşı çeşitli Avrupa ülkelerinden Paris'e ulaştı. Türk ve Fransız bayraklarıyla gösteriye gelen Türkler yasa teklifinin ifade ve düşünce özgürlüğüne ve Fransız anayasasına aykırı olduğunu ifade eden pankartlar taşıyıp slogan attılar. Türkler ayrıca yasa teklifinin mimarı olarak bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhinde slogan attılar. Denfert-Rochereau meydanında yerel saatte 12'de başlayan gösteri senato binası önünde saat 17'de sona erdi. Yürüyüş kortejinin başında Fransa'daki Türk Dernekleri Başkanı ifade özgürlüğüne evet, yasağa hayır başlıklı bir döviz taşıdı. Taşınan pankartlarda tarihi tarihçilere bırakın, seçim için hazırlanmış yasaya hayır şeklinde sloganlar yazıldı. Fransa Senatosu'nda pazartesi oylanacak Ermeni tasarısına protesto için Paris'te Türkler tarafından büyük bir gösteri düzenlendi. Gösteriye rekor sayıda gösterici katıldı. Şimdi Paris'te bugün neler oldu onu öğreneceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Kanal 3 Belçika temsilcisi Necdet Özkan var. O da bugün Fransa'nın başkenti Paris'teydi. Binlerce Türk'ün katıldığı yürüyüşü gözlemledi, destek verdi. Sayın Özkan, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Oradaki hava nasıldı? Öncelikle onu öğrenelim sizden. Deniz Hanım, çok yorucu bir yolculuk yaptık. Sabah yolculuk çok erken başladı. Saat 6.30'da Belçika'dan hareket ettik. Çok neşeli bir yolculuk oldu. Yollarda ve benzin istasyonlarındaki manzara görülmeye değerdi. İnanın tam bir deplasman maçlarına gidilen bir hava vardı. Her benzin istasyonunda Avrupa'nın göbeğinde, Fransa'da Türk bayrakları, flamalar, kaşkollar ve Türkler vardı. Her yer kırmızı beyaza bürünmüştü. 500 tahmini 600'e yakın otobüsler hareket halindeydi yol güzergahında. Saat 11 civarlarında biz alanın başlangıç noktası olan bulvarın önüne gelebildik. Yürüdüğümüz bulvarın uzunluğu yaklaşık 5-6 kilometre arasındaydı. Meydana varışımız 4 saati buldu. Normalde alanda 1'de başlayacak olan gösteriler 4 saat sonraya aktı. Saatler alan önüne geldiğimizde 3'ü gösteriyordu. Güzergah boyunca Fransızca ve Türkçe dediğiniz gibi sloganlar atıldı. Türkiye, Türkiye, kırmızı beyaz, Sarkozy yalnız Ermenilerin değil, bizim de oyumuz var. Türkiye bölünmez, bölünemez. Fransa kendi tarihinle yüzleş, Fransa kendi tarihini unutma, Fransa şaşırma, Sarkozy sabrımızı sabrımızla oynama şeklinde sloganlar vardı. Yüksek bir katılım programı uygulanması gerekiyordu alanda ama bu yoğunluk nedeniyle biraz aksadı. Polis parlamento önünde izin alınmadığı için geç saatlere saat 5'i bulduğu için alana yürüyüş gelinmesi alana göstericileri almadılar, barikat kurdular. Yürümenin imkanı yoktu inanın. İğne atsanız yere düşme imkanı yoktu. Fransa gerçekten Paris tarihi günlerinden birisini yaşadı. Ünlü Şanzelize meydanı ve bulvarı da yasaklar arasındaydı.
Mitingde kaç kişi vardı? Afyonkarahisar'dan da misafirler vardı sanırım. Kimlerdi, öğrenebilir miyiz? 30 bin ile Deniz Hanım 40 bin arası tahmin ediliyor. Buradaki Fransız basını ve buradaki Türk medyasıyla tahminlerimiz 30-40 bindi. Bundan önceki oylama öncesi, meclis öncesindeki 5 bin kişi yakındı. Ama şimdi şu anda 30-40 bini aştığını şöyle tahmin edebiliyoruz. 7 kilometre uzunluğundaki bulvar, inanın hala daha bir ucu gözükmüyordu. Alana gelesiye kadar düşünün 4-5 saatte gelebildik. Buraya gelenler arasında Türkiye'den Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serter, Kanal 3 ortakları, Afyonkarahisar'ın ileri gelenleri, Avrupa'daki sivil toplum örgütleri, dernekler ve gurbetçiler vardı ve siyasiler de vardı. Tabii ki buradaki bulunan siyasiler. Burada ayrıca Müslüman ülkelerin de bayrakları vardı Deniz Hanım. Azerbaycan ve Cezayir bayrakları çoğunluktaydı. Daha da alana girişe izin vermediler belirttiğim gibi. Tertip komitesi basın açıklamasını Fransızca yaptı. İçeriği şöyleydi. Fransız senatosunun bu verilen kanun teklifini reddedileceğini tahmin ediyoruz. Tarihi tarihçilere bırakalım. Biz Fransa'nın önce kendi tarihine bakmasını öneriyoruz diye bir açıklama yaptılar. Sayın Özkan, Fransız polisinin mitingde Türklere karşı tavrı nasıldı? Onu da öğrenebilir miyiz? 5000'e yakın polis vardı Deniz Hanım. Gerçekten çok iyi bir güvenlik kordonu oluşturmuşlar. Bu güvenlik kordonun içerisinde hiçbir olayla görülmedi, yani hiçbir olay yaşanmadı. Hatta diyebilirim ki biz alana gelmeden önce provokasyon olacağı şeklinde söylentiler vardı. Polislerin de bu aldığı önlemler sayesinde hiçbir olay yaşanmadı. Hatta Fransızlar, Fransız insanlarının sokak aralarından destek verdikleri de görüldü. Kaç polis görev yaptı, onu da öğrenebilir miyiz? 5000'e yakın polis vardı Deniz Hanım. Resmi kaynakların verdiği 5000 polis o gün görev yaptı. Düşünebiliyor musunuz? 30-40 bin kişiyi ve belki de daha da fazlasıydı. 5000 polis güvenliği sağladılar. Ama Paris tarihinde ilk defa böyle bir olaya sahne olmuş. Buradaki Fransızların söylediklerine göre daha şimdiye kadar hiçbir yabancı toplum burada bu şekilde gösteri yapmamışlar parlamento önünde. Sayın Özkan, herhangi bir taşkınlık oldu mu peki? Hayır, hiçbir taşkınlık olmadı. Çok güzel ve Türklüğe yakışır şekilde son buldu. Fransa'da daha önce böyle bir miting oldu mu peki? Hayır, biraz önce belirttiğim gibi Deniz Hanım, şu anda diyebilirim ki tarihinde ilk defa böyle bir katılım olmuş ve inanın sokaklar, Paris sokakları kırmızı beyaza büründü tabiri caizse. Peki oradaki Ermeniler ne diyor, provokasyon oldu mu? İşte Ermenilerin bir provokasyon söylentisi vardı biraz önce belirttiğim gibi. Kendileri polis kaynakları bize ilk girişte söylediler. Böyle bir provokasyon olabilir, dikkatli olun gibisinden. Ama öyle bir şeyle karşılaşılmadı. Ermenilerde bir taşkınlık olmadı. Son sorum olacak. Başka ülkelerden de destek var mıydı? Genellikle Avrupa'nın Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, tabii ki Fransa'nın diğer şehirlerinden gelenler veriydi ama çok büyük katılım Almanya'dandı. Ve dışarı yabancıların en yoğun olduğu yer biliyorsunuz Almanya. Almanya çok büyük destek verdi. Necdet Özkan, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Deniz Hanım, ben teşekkür ediyorum. Belçika'dan sevgiler, saygılar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler.